duruşu var mıdır, vacip midir? Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu? Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban duruşa? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonu stüdyolarından. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına tekraren hoş geldiniz, safa getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulabilmek adına yaklaşık bir saat süren programımızda çok kıymetli hocalarımızdan istifade ediyoruz. Bu akşam ilmine müracaat edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşlayarak Diyanet Televizyonu'na ulaşabilirsiniz. Mail üzerinden soru sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilir. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, özellikle program esnasında bizi izlediği anda aklına gelen soruları iletmek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram sosyal medyalarına girerek Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Her iki platformdan da isterseniz mesaj atmak suretiyle, isterseniz son paylaştığımız gönderi altına yorum yazmak suretiyle sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bendeniz de önümdeki ekran vasıtasıyla hocama sizler adına o soruları aktarma gayretinde olurum. Rabbimiz sözlerimizin tesirini halk eylesin diye dua ettikten sonra muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde vakit kaybetmeden soruları sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Furkan'cığım sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Allah cümlemize sağlık, afiyetler versin. Amin. Amin efendim. Allah razı olsun. Kübra Hanım'ın sorusuyla başlıyoruz efendim. Bir oruç sorusu. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Sizlere de çok çok selamları var. Nafile orucu tutarken niyeti imsak vaktinden önce mi yapmalıyız? Ya da sonra yapmakta bir mahsur var mı? Veya unutursak niyet etmeyi, bu şekilde de o günü oruçlu geçirebilir miyiz demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oruçlara niyet edilirken Hanefilere göre her bir oruca dikkat etmek lazım. Yani farz mıdır, vacip midir, adak mıdır, bunlara dikkat etmek lazım. Hanefilere göre nafile oruçlara kaba kuşluk vakti dediğimiz vakite kadar, o zamana kadar, ondan az öncesine kadar niyet edilebilir. Bu da zaman olarak öğle namazını 10 dakika kalana kadar niyet edilebilir. Dolayısıyla nafile oruçlara bu zamana kadar bir kişi niyet ettiği takdirde onun orucu geçerlidir. Sahura kalkmak veya gecede niyet etmek de bunlar da bir niyettir. Aynı zamanda burada kaza oruçları, kefaret oruçları ve zamanı belirlenmemiş oruçlar var. Bu oruçlar için muhakkak geceliğin niyet etmek gerekir. Şafilere göre ise nafile oruçları dışındaki bütün oruçlara, nafile oruçlara daha sonra da niyet edilebilir kaba kuşluk zamanına kadar. Ama onun dışındaki bütün oruçlara imsak vakti olmadan niyet edilmelidir. Ondan sonra niyet edilirse bunlar geçerli değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimizden bir istirhamım var. Özellikle bu sorunun cevabını daha şöyle bir can kulağıyla dinleyelim. Çünkü birçoğumuz bu konuda yanlış yapıyoruz. Soruyu sorunca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Naciye Hanım'ın selamları var. Muhterem hocam, bayanların özel günleri dolayısıyla tutamadığı oruçların kazasını biz yine tutmaya başladığımızda Ramazan ayında olduğu gibi ezanla birlikte orucumuza niyetleniyorduk diyor. Ama Ramazan dışında ezanın geç okunduğunun farkında değiller. Haliyle imsak vaktinden bir müddet sonra okunuyor ezan. Dolayısıyla bu tuttuğumuz oruçlar için olmaz, bir daha tutmanız gerekir dediler. Hocamıza bir sorar mısınız demiş. Hangi oruç olursa olsun muhakkak surette imsak vaktiyle birlikte yeme ve içmeyi bırakmak gerekir.
Yani hangi oruç olursa olsun. Hı. Eğer bir kimse şayet böyle yapmayıp da imsak vakti geçtikten sonra ezan daha olmadı diye, biliyorsunuz Ramazan dışında ezanlar güneşin doğuşuna bir saat kala okunuyor. Genellikle böyle okunuyor. Evet. Bu zamana kadar yeme ve içmeye devam ederse onların oruçları geçerli değildir. Yani onlar oruca başlamamış olurlar. Dolayısıyla tutmuş oldukları kaza oruçları da geçerli değildir. Bunların hepsini yeniden tutmaları gerekir. Eyvallah. Ya bunu ben bu hatırlatmayı şu yüzden yaptım. Ramazan ayı içerisinde ülkemizin tamamında imsak vaktinde sabah ezanı okunmaya başlıyor. Evet. Ramazan dışında biraz daha ertelenerek okunuyor ezan. İzleyicilerimiz burada yanlış yapıyorlardı. Oruca evet. Başlama vakti imsak vakti yani, değil mi? Evet. Yani buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir kere daha belirtelim. Oruca başlama zamanı Ramazan'da imsakla birlikte oluyor. Çünkü Ramazan'da imsakla birlikte hemen ezanlar okunuyor. Hı hı. Ama onun dışında güneşin doğuşuna bir saat kala okunuyor. Dolayısıyla burada imsak vakti çoktan girmiş oluyor. Bazen yarım saat imsak geçmiş oluyor. Bazen 40 dakika, 50 dakika geçmiş oluyor. Ondan sonra ezan okunmaya başlıyor. Eğer bir kimse, tekrar ediyorum, şayet burada oruca başlamayıp daha ezan okunmadı diye hangi oruç olursa olsun, ister kaza, ister kefaret, ister nafile, ister adak, hangi oruç olursa olsun hala daha oruca başlamamış ve imsak vakti girdikten sonra yeme içmeye devam etmişse bunun orucu geçerli değildir. Tutmuş olduğu kefaretlerde bozulmuş olur. Eyvallah hocam. İnşallah dikkat ederler. Ahmet Bey kendisinin bir rahatsızlığından bahsetmiş. 3 yıl önce felç olmuş efendim ve çok ağır ilaçlar kullanıyorum. Doktorlarımın hepsi oruç tutmamam noktasında bana kesin olarak konuştular ve ben de 3 yıldır orucumu tutamıyorum dedi. Hala ilaç kullanmaya devam ediyorum. Muhtemelen de böyle gidecek, bir beyne pıhtı atma durumu da söz konusu olmuş ilerleyen dönemlerde. Oruç borçlarımın fidyesini henüz ödemedim. Çünkü bir taraftan da iyileşme ümidim var diyor. Dolayısıyla ödeyip ödememe noktasında bir tereddüt hali söz konusu. Ne yapsın hocam? Eğer bu kimsenin iyileşme ihtimali varsa, yani doktorlar ileride buna iyileşme ihtimalin var demişlerse, fidyesini bu kişi vermemelidir. Ama hiçbir şekilde artık sen oruç tutamazsın derlerse o zaman fidyesini vermelidir. Peki hocam, dediler ki sen ileride iyileşebilirsin. Allah'ın izniyle şifa bulma ihtimalin var. Fakat emri hak vaki oldu, iyileşemeden vefat etti. Haliyle oruç borçlarını da ödeyemedi. Evet. Bu kişi ne yapacak? Bu kişi vasiyet etmelidir. Eğer vasiyet edememişse mirasçıları onun adına bu oruçların fidyesini ödemelidirler. Eyvallah hocam, peki. Bütün hasta kardeşlerimize Rabbimizden acil şifalar niyaz ediyoruz. Ağrı'dan bir telefon bağlantımız var. Mazlum Bey telefon attığımızda, hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun Mazlum Bey. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Ben dün aramıştım, düşüremedim de bugün düşürdük. Çok şükür. Çok şükür. İyi, siz bir aramazlık yok. Elhamdülillah, Allah iyiyiz. Sağlık, sıhhatiniz versin. Yarınki cumanızda mübarek olsun. Amin, bil mukabele. Hocam ben şeyi soracaktım. Belki dünyanın bir tane bir vatandaş sormuştu da. Bu meftanın ailesine göstermemesiyle ilgili onu öğrendim. Bir de bu yakında benim bir yakın bir akrabam rahmetlik oldu. Evet. Efendime söyleyeyim. Hastaneden aldık, güzelim yıkadık. Arabamıza koyduk, köyümüze, mezarlığa gidiyoruz. Orada bir tanesi musallat oldu. İlla evine götürelim, bunu helallik alalım, helallik alsınlar, bilmem ne falan. Ben de dedim ki arkadaşım yanlış yapıyorsun öylesine. Bunu iyi kötü gördüler. Burada bitti. Bir daha bu telaşa bilmem neye girmeye ne gerek var? Ne helallik alacağız? Herkes helallığını da almış, helallığını da vermiş. Yok ya, eski köye yeni kanun mu getiriyorsun, kapısına götürelim. Eyvallah. Efendim işte helallik. Soralım Mazlum abi. Ne falan. Bu ne derece doğru? Dünyanın hocam demişti ya, eşi bay ve bayan hangisi ölürse birbirlerini görebilirler, bir sıkıntı yok. Onu Allah razı olsun öğrenmiş olduk.
Bakalım kapı, evden eve getirilip komşulardan helallik alma konusunda hocam ne diyecek? Ben de merak ettim. Yaygın bir uygulama çünkü. Ağrı'ya selam ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam? Cenazeyi evine götürüp orada helallik istemenin dini bir zarureti, gerekliliği, lüzumu yoktur. Ama bizde bir örf olmuş, adet olmuş cenazeyi evine götürmek. Dolayısıyla bu örf ve adette dine aykırı bir husus teşkil etmez. Yani bir taraftan dine aykırı olmayan örfler mümkün mertebe yerine getirilebilir. İnsanlar da bunu yapıyorlar. Yani şöyle bir anlayış var bizde. Ya hiç olmasa bir kere daha evin önüne götürelim. Orada mesela komşular var. Komşularından helallik alalım diyorlar. Daha önceden bir helallik alınmışsa, yani bütün komşularından, cemaatten helallik alınmışsa, tekrar evin önüne götürülüp bir daha helallik alınmasına esasında bir gerek yoktur. Eyvallah hocam. Peki, teşekkür ederiz. Rabbimiz kaybettiğimiz yakınlara da, vatandaşlarımıza da rahmet etsin. Aksaray'dan bir telefonumuz var. Fatma Hanım, telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben Kur'an kursu eğiticisiyim. Bulunduğum yerde hanımların eşleri işte çalışmak için Avrupa'ya falan gidiyorlar. Yıllarca belki ayrı kalıyorlar. Evet. Nafakalarını gönderiyorlar. Hani herhangi bir sorun yok o konuda ama ayrı kalıyorlar. Şimdi bir eş hanımından ne kadar süre ayrı kalabilir onu sormak istiyorum. Yani bunu nikah açısından soruyorsunuz herhalde Fatma Hocam. Hayır, nikah düşmez onu biliyorum. Ama ne kadar süre ayrı kalabilir eşinden onu sormak istiyorum. Kadınlar muzdarip hani burada soruyorlar ondan dolayı. Anladım, peki soralım. Öğrenciniz hanımefendilere çok çok selamlar. Size de kolaylıklar diliyorum. Aksaray'a selam olsun. Hayırlı akşamlar. Yani gurbet zordur. Para kazanmak lazım. Evet. Geçimi temin etmek lazım. Ama işte 3 aydan 3 aya memlekete dönüp sıla hasreti giderseler daha mı iyi olur? Ya da dini bir gereklilik mi mesela? Bu konuda Hazreti Ömer Efendimiz'in uygulaması bize bir örneklik teşkil edebilir. Hazreti Ömer Efendimiz, tabii ki askerler var o zamanda da. Hı hı. Askerlerle ilgili onlara bir nevi bir anket yapıyor. Yani ne kadar bir süre siz yani eşlerinize dönmeden kalabilirsiniz falan veya ne kadar sürede dönmeyi istersiniz diye onlara sorduğu zaman 4 ay gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. Dolayısıyla eğer imkanlar varsa bu bizim için bir ölçü olabilir. Ama yani Almanya gibi ya da daha uzak memleketler gibi veya Avustralya mesela gibi yerlerde insanlar hemen gelemeyebilirler. Yani dinen İlla ki şu kadar bir zamanda gelip eşlerini görmeleri gerekir diye herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Eyvallah. Onlar kendi aralarındaki anlayışa göre ve maddi imkanlarına göre hareket ederler. Peki efendim, teşekkür ederiz. İbrahim Bey'in selamları var. Muhterem hocam, biz 8 arkadaş bir gün yapmaya karar verdik. Kişi başı 4 gram altın alınacaktı. Daha sonra günü gelen arkadaşa gram altın yerine o günkü kur üzerinden parasını göndermeye karar verdik. Bu iş benim biraz kafama takıldı. Diyaneti de aradım. Bu konuyla alakalı konuştum. Hocalarımız caiz olmaz dedi. Fakat ben bir de Mehmet Kapukaya hocamdan dinlemek istiyorum. Acaba ne der demiş. Burada hakkaniyete uygun olan gram üzerinden bir anlaşma yapmışlarsa, yani gün düzenlerken, bu gram üzerinden altınları vermeleri gerekir. Eğer bunu daha sonra ya böyle zor oluyor biz bunu altının gramı değil de o günkü kur üzerinden, değeri üzerinden verelim falan diyorlarsa ve bunu kabul ediyorlarsa, aralarında bunu kabul ediyorlarsa mesela anlık olarak sorarlar şu anda bunun değeri nedir diye sorarlar. Ama bunu kuyumcunun alış fiyatı üzerinden değil, kuyumcunun satış fiyatı üzerinden vermeleri gerekir. Çünkü hani gram aldığı zaman kuyumcunun satış fiyatı üzerinden alıyor bunu. Dolayısıyla bu zekat gibi değerlendirilmemelidir. Mesela zekat verilirken kuyumcunun alış fiyatı üzerinden biz bunu değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Ama böyle günlerde alış fiyatı üzerinden değil, yani kuyumcuya sen bu altını gramını kaç liradan alırsın değil, gramını kaç liradan satıyorsun denildiği zaman o diyorsa ki ben gramını şu anda
şu değer üzerinden satıyorum dedikleri zaman anında o değer üzerinden bu parayı o kişiye vermeleri gerekir. Aksi takdirde altının değerinde yani kuyumcunun alış fiyatına göre verirlerse bunu eksik vermiş olurlar, doğru bir şey yapmamış olurlar, hakka girmiş olurlar. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Selahattin Bey telefon attığımızdaymış efendim, Ankara'dan. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Selahattin abi. Hayırlı akşamlar hocam. Allah razı olsun. Mübarek olsun da söylüyorum. Hocam iki tane sorum var. Buyursunlar. Cuma namazını 10 rekat cuma namazı biliyoruz. 6 rekat kırıp da gidenler var. Bir de ben çok üzüldüğüm şu var. Ondan sonra çocuklar da gidiyor. Yani hani çocuklara diyorum yavrum cuma namazı 10 rekat. Senin işiniz yok, gücünüz yok. Onlar belki işi vardı giderler diyorum. Bir bu cumanın altına yatkanların sorunu. Bir de ben yatsı namazını, yaşlılık var hemen hemen 80'e merdiven dayadık. Yatsı namazını gece 4-5-4.30 o saatlerde kılıyorum. Ondan sonra teheccüde kılıyorum. Sabah namazını bekliyorum. Bunları sormak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Ne kadar enerjik geliyor sesiniz Selahattin amca. Yaşın daha genç geliyor yani. Sağlık, afiyet niyaz ediyorum. Dualarında yer almak ümidiyle Ankara'ya selamlar. Cuma'nın son sünnetini kılmadan, evet hakikaten böyle hocam, doğru, içimiz acıtıyor. İmam arkadaşlarımız selam verdiği an, cemaat, müezzin efendi de Allahümme entes selam ve minkes selam dedikten sonra bakıyoruz cemaatin yarısı çıkıyor. Ne tavsiye edersiniz? Cuma'nın farzından önce 4 rekat bir sünneti vardır ve farzından sonra da yine 4 rekat bir sünneti vardır. İnsanlar neden Cuma'nın farzından sonra çıkıyorlar? Cuma namazı bitmiştir diye 10 rekat kılmak istemediklerinden, yani ondan sonra 10 rekat kılmak istemediklerinden Cuma'nın son sünneti, bir de efendim bunu ekleyip zuhri ahir, bir de bunu ekleyip vaktin sünneti olduğu zaman insanlara çok geliyor ve bir an önce belki işleri güçleri var vesaire. Bunun yerine biz insanlara doğruyu anlatabilirsek, yani siz zuhri ahiri isterseniz kılmayabilirsiniz, isterseniz vaktin sünnetini kılmayabilirsiniz. Ama şu son sünneti kılın diye bu uygulamaya dikkat çekersek ve bunu yaygınlaştırırsak emin olun insanlar bu son sünneti kılacaklardır. Ama biz insanlara zuhri ahiri ve vaktin sünnetini dayattığımız için, olmazsa olmaz gibi söylediğimiz için insanlar da ben 10 rekat kılacak kadar zamanım yok deyip bu sefer son sünneti de kılmadan çıkıyorlar. Evet, inşallah düzelir. Selahattin Bey'in ikinci sorusu da yatsı namazını biraz geç kılıyormuş efendim. Gecenin ilerleyen saatlerinde, hatta imsak vaktine yakın. Sonunda da teheccüd kılıyorum, sonra da sabah namazını kılıyorum dedi. Doğru bir iş yapmış olur mu acaba? Bu zamana kadar yatsı vaktini çok geciktirmek doğru değil. Çünkü insan bazen dalabilir, uyuyabilir, uykuya kalabilir ve kazaya kalmış olabilir. Ama yani güveniyorsa kendisinin bu zaman kalkacağını dair bütün tedbirlerini alıyorsa bu zamanda yatsıyı kılabilir. Yatsının son zamanı imsak vaktine kadardır. Yatsıyı kılıp arkasından efendim teheccüd kılıp arkasından da en son vitri kılmasını bu takdirde tavsiye ederiz. Vitri kılar, daha sonra da sabah namazını kılabilir. Peki efendim. Ali Bey'in selamları var. Kaza borçlarımızı öderken her vaktin kazasını kılacağımız esnada ve bunu bir günlük kaza şeklinde düşünelim demiş. Peşi sıra hepsini kılacağız. Her bir için yeni bir ezan ve yeni bir kâmet getirmek gerekir mi diyor. Burada her bir kaza namazı için ezan okuyup kâmet getirmesi daha iyidir. Ancak böyle yapmayıp da başında bir kere ezan okuyup diğerleri için kâmet getirmesi gerekir. Yani o takdirde bir kere ezan okuması yeterlidir ama her bir kaza namazı için kâmet getirmelidir. Peki efendim. Vural Bey'in selamları var. İki kulağında da kulaklık varmış efendim. İşitme cihazı daha doğru bir ifadeyle. Abdest alırken çıkarma noktasını sorar. Üzerlerinden mesih yapsam olur mu diyor. Burada bunların üzerinden mesih yapması doğru değil, mesih yapmasına gerek yok, çıkarmasına da gerek yok. Yani zorluk oluyorsa çıkarmasına da gerek yok. Neden bunların üzerine
mesih yapması doğru değil. Çünkü bunlar çıkarılabiliyor. Yani bir sargı gibi vesaire gibi değerlendirilmez. O yüzden bir zorluk oluyorsa abdeste kulağın içini meshetmeyebilir. Ama gusül abdesti alacağı zaman muhakkak surette bu cihazları çıkararak kulağının içini meshetmeli, yani yıkamalı. Eyvallah. Yani normal namaz abdestinde kulakları yıkamak evet. sünnet olduğu için evet. değil mi hocam? Tabii tabii. Bunu terk edebilir diyorsun eğer zorluk varsa. Peki bir telefon bağlantımız daha var. Emine Hanım İstanbul'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. Hocam benim iki tane sorum var. Buyurun. Bir tanesi sabah namazından sonra işrak vaktine kadar Kur'an okuyabilir miyiz? Hı hı. İkinci sorum, ben daha gençlik zamanlarında yani öyle bir söz duymuştum. Yani yemeğin tuzunu Ramazan ayında diline değdirirsen oruç bozulmaz diye, yani tükürüyordum. Yani. Bunu o zamanlarda yapıyordum. Sonra dediler oruç bozulurmuş, daha yapmadım. Ama şimdi içimde bir şey var, kuşku var. Orucun zararı gördüm acaba o zamanlar. Peki Emine abla, hani bu yemeğin tuzuna baktığınız zamanlarda eşiniz beyefendi hani böyle yemek tuzsuz olsa size sitem eder miydi? Kızar mıydı ya da gönül koyar mıydı? Yok, hatırlamıyorum yani. İşte peki. Hatırlamıyorum günleri. Soralım bakalım hocam ne diyecek. İstanbul'a selam ediyoruz efendim, dua bekleriz. Hayırlı akşamlarınız olsun. İkinci sorusundan başlayalım mı hocam? Başlayalım. Ramazan'da yemeğin tuzuna bakmak hanımefendiler açısından. Eğer hanımlar Ramazan'da yemeğin tuzuna bakıyorlarsa burada yutmadıkları sürece oruçları bozulmaz. Bakmaları doğru mudur? Çok doğru değildir. Yani kocalarının titiz olması gibi veya sık sık hani yemeği tuzsuz yapmak gibi bir şeyleri yoksa, alışkanlıkları yoksa yemeğin tuzuna bakmaları doğru değildir. Ama her şeye rağmen yemeğin tuzuna bakmışlarsa ve bunu yutmamışlarsa oruçları kesinlikle bozulmaz. Bunu da söylememiz gerekiyor. Eyvallah hocam. Peki. Emine Hanım'ın ilk sorusu da sabah namazından sonra işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyiz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim okumanın mekruh olduğu bir zaman dilimi yoktur. Dolayısıyla insanlar günün 24 saatinde Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Buna bütün kerahat vakitleri de dahildir. Kerahat vakitleri sadece namazlarla ilgilidir, zikirle, Kur'an'la ilgili değildir. Peki efendim, teşekkür ederiz. Murat Bey'in selamları var. Uzunca bir soru, aynen okumak istiyorum çünkü biraz özel bir konu gibi geldi bana. Karı koca tüp bebek tedavisi yapıyorlar ve sonucunda bir embriyo oluşuyor. Bir tanesini kullanıyorlar, diğerlerini de donduruyorlar diyor efendim. Daha sonra da çocuk yapabilmek için bu embriyolar dondurulduğundan sonra eşlerden erkek olan beyefendi ateist oluyor. Dinden çıkıyor. Haliyle de nikah ortadan kalkıyor. Daha sonra pişmanlıklar durumu söz konusu oluyor. Eşler tekrar bir araya geliyor. Beyefendi tekrar İslam'la müşerref oluyor. Soru şu, dondurulan embriyolar tekrar kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Yani nasıl ki karı koca arasında böyle dinden dönme vuku bulduğu zaman, tevbe edip İslam'a girdikleri zaman bu bir boşanma değil. Yani bu bir talak, bir boşanma değil. Sadece bir ayrılıktır, geçici bir ayrılıktır. Dolayısıyla insanlarda böyle olunca yani embriyolarda herhangi bir sıkıntı yok bu durumda. Yani tekraren kullanabilir. Kullanabilir. Peki efendim. Hasan Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Hasan Bey. Eşim psikolojik sorundan gitti. Ben bir tane hocaya bakırttım. Hoca dedi sizin evinizde büyü var 7 aydır. Büyünün yüzünden gitti ve büyü olduğu için hanımın seni dönüp bakmıyor. Gayinime bakıyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hocama sormak istiyorum. Soralım Hasan abi. Bakalım hocam ne diyecek. Denizli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Burada öncelikle büyüyle şununla bununla uğraşmak yerine tedavi yöntemlerine başvurmalılar. Yani psikolojik açıdan tedavi yöntemlerine başvurmalılar. Ve aile arasındaki problemler neler? Bu problemlerin çözümü yönüne gitmeliler. Eğer bu çözüm yönüne gitmezlerse
burada psikolojik olarak sorunlar olunmuşsa ve bu psikolojik sorunları tedavi etme yerine insanlar gidip istismarcılara, bunlara biz istismarcı diye. Bunlara hoca da dememek lazım. Bunlara hoca dememek lazım. Bu istismarcılara giderlerse büyü de derler, başka şeyler de derler. Bunlara inanmamak lazım, itibar etmemek lazım. Dolayısıyla insanlar normal tedavi yollarını kullanmaları gerekir. Ya bu büyü yoktur anlamına veya büyü efendim tesir etmez anlamına bunu söylemiyorum. Bu durumda olanlar öncelikle tedavi yollarına başvurmalılar. Eyvallah hocam. Böyle üfürükçülere de paye vermemeleri lazım. Yani bunlara itibar etmemek lazım. Doğru. Büşra Hanım, hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Ben bir devlet kurumunda çalışan öğretmenim diyor. Bizim maaşımızdan emekli kesintisi alınmakta. Bununla beraber bir de bireysel emeklilik kesintisi yapılmakta. Bireysel emeklilik caiz midir? Bu konuda hocam ne söyler demiş. Bireysel emeklilikte bizim dikkat edeceğimiz temel husus nedir? Bu primlerin helal alanlarda değerlendirilip değerlendirilmediğidir. Bunu kişiler kendileri takip edebilirler. Yani benden kestiğiniz bu primleri nerede değerlendiriyorsunuz diye, helal ürünlerde değerlendiriliyorsa caizdir. Eğer haram ürünler varsa bu caiz değildir. Kişiler bunun takibini kendileri yapmalılar. Peki efendim, teşekkür ederiz. Muş'tan bir telefonumuz var. Ertuğrul Bey telefon attığımızda. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Evet, Ertuğrul Bey tekrar denesin efendim. Kayseri'den Mürvet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah efendim, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun hocam. Rabbim teşekkür ederim. Afiyet versin. Buyurun. Hocam, ben hocamıza benim bir sorum olacak. Dinliyoruz. Ben 10 yıldır, 12 yıldır, hani sana öyle söyleyeyim, hani şey yapamıyorum, kanser hastasıydım. Ondan sonra ama 15 yıldır da şeker hastasıyım. Evet. Şimdi daha önce ben oruçlarımı tutuyordum. Ben bu kansere yakalananla 7 yıl orucumu yedim hocam. Evet. Ama şimdi hamdolsun Rabbime iyiyim. Ama şeker hastalığı yine devam ediyor. Devamlı şekerim düşüyor. Ondan sonra şekerden bir muzdaribim. Peki ben bu 7 yıl orucu yedim ya, öbür hastalıktan dolayı. Evet. Şimdilik de iyiyim. Hamdolsun o hastalığı bitirdik. Ama şeker hastalığından dolayı orucu zoraki tutuyor. Tamam mı? Çok çok zor tutuyorum şeker hastası olduğum için. Peki doktor ne diyor size Mürvet Hanım? Hani yapmayın, şekeriniz alt üst olur diyor mu? Zaten insülin ben. Hı. O zaman alo. Dinliyorum. Doktor ne diyor peki size? Doktor, bak ben 7 yıl yedim orucumu ama o zaman ben yedirdiler bana. Şimdi de iyiyim. Ben diyorum öbür o 7 yılın orucunu tutacak mıyım? Bir de ben yediğim anda o 7 yıl oruç başlar, ben hemen parasını veririm. Şimdi o hastalık bitti. Tamam. Duyuyor musunuz beni? Anladım. O hastalık, yani kanser bitti. Ama ben şimdi 3 yıl oldu bu sene. Bu sene 4. yıl olacak. Orucumu gene tutacağım Allah'ın izniyle. Peki Mürvet abla, bunu burası önemli, o yüzden ısrarla bir daha soruyorum. Endokrin bölümüne gittiğin zaman doktor sana orucunu tutma, şeker hastalığın ilerler diyor mu? Diyor ama ben zoraki tutuyorum şimdi. Tamam, peki. Evet. Şifa diliyorum size. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar versin. İnşallah kanserden kurtulduğunuz gibi Rabbim diyabet hastalığınıza da şifalar ihsan eder. Kayseri'ye selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Tüm detaylarıyla öğrendik hocam. Evet. Buyursunlar. Allah şifalar versin. Amin efendim. Şimdi hanımefendi biraz da kendini zorlayarak oruç tutuyor. Bence doktoruyla tekrar görüşsün ve doktoru, eğer oruç tutarsan senin şeker hastalığın artar ve senin oruç tutman sakıncalıdır diye böyle emin, güvenilir bir doktor bunu söylüyorsa, hanımefendi sağlığını riske atmasın. Sağlığını riske atıp da oruç tutmaya devam etmesin. Dolayısıyla bu takdirde fidyesini verebilir. Ama illa ki ısrar edip ben orucumu tutabiliyorum diyorsa, bu takdirde orucunu tutabildiği için
bu 7 yılı ödemeli, yani oruç tutmak suretiyle bunu yerine getirmeli. Bunun fidyesini ödeme diye bir şey söz konusu değildir. Velev ki ödemiş olsa bile yine tutar. Tabii ödemiş olsa bile tutması yine gerekir. Tutmak suretiyle ancak bunu ödeyebilir. Yani fidyesini vermek suretiyle değil. Eğer burada ara vererek bunu tutabiliyorsa, mesela işte bir gün tutup iki gün tutmamak, üç gün tutmamak gibi böyle ara verme yöntemiyle tutabiliyorsa yine orucunu tutmalı. Ama ben tekrar aynı şeyi söylemek istiyorum. Doktoruyla istişare etsin, sağlığını riske atmasın. Dolayısıyla sağlığını riske attığı zaman Allah korusun ben orucumu tutacağım diye bu sefer namazlarını da kılamaz hale gelebilir. Allah korusun hani şekeri düşebilir, başka bir riskler taşıyabilir, organlarından bazısını kaybedebilir. Yani kendisini bu kadar yıpratmasına gerek yok. Esasında bunun için Kur'an-ı Kerim'de kendisine bir ruhsat da tanınmıştır ama hanımefendi kendini biraz zorlayarak bunu yapmak istiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Eyvallah hocam. İnşallah anlaşılmıştır. Adana'dan bir telefonumuz var. Yunus Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun Yunus Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm hocam, iyi selam. Akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim size bir sorum olacak hocama. Buyurun. Hocam ben yevmi ile çalışan bir insanım. Evet. Ve çok çalıştım, çok alacaklarım kaldı. Evet. Bunları ne yapmam gerekiyor? Bir yanı öldü, bir yanı kaldı ve istiyorum vermiyorlar. Yani artık bu dünyada alma ihtimali sanki kalmamış gibi. Bir yanı kalmadı hocam. Bir yanı daha var. İstiyorum vermiyorlar. Evet. Yani soralım. Bunun yollarını hocamızdan isteyelim. Eğer hesaplaşma ahirete kalırsa onun ne olacağını da soralım. Adana'ya selam ediyoruz. Sağlık, afiyet niyaz ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? İnsanların emeğini çalmak, sömürmek en büyük günahlardan birisidir. Değil mi? Çünkü insan, yani düşünün ki bir gün boyunca kişiye çalışıyor. Emek sarf ediyor. Bir ümidi var. Çoluk çocuğuna rızık götürecek. Ama insanlar bunun hakkını vermiyorlar. Kendilerini bu kişinin yerine, beyefendinin yerine koysalar, beyefendi onları çalıştırıp ücretini vermese ne olur? O zaman tabii kıyameti koparırlar. Yani kıyameti koparırlar o zaman. Dolayısıyla burada bir kul hakkı tahakkuk etmektedir. Ve bu kul hakkı bugün ödenmediği zaman yarın kıyamet gününde sevap veya günah şeklinde bir şekilde bu beyefendiye ödenecektir. Yani bu borçluların sevapları yoksa bu beyefendinin günahı onlara yükletilmek suretiyle bu şekilde helalleşecekler. Eyvallah. İnşallah işçinin, çalışanın, yanımızda çalıştırdığımız insanların alnının teri kurumadan alacaklarını teslim edenlerden oluruz. Ali Bey'in selamları var. Şöyle bir soru sormuş. Sıcak su ya da ılık su imkanı varken soğuk suyla abdest almanın daha faziletli olduğunu, daha çok sevap kazandırdığını söylüyorlar. Doğrusu böyle midir? Bunun bir kaynağı var mıdır? Hocamıza sormak istedik demiş. Efendim, sıcak suyla ya da soğuk suyla abdest almanın faziletiyle ilgili bir şey söylenemez. Yani sıcak su varken soğuk suyla abdest almak daha sevaptır diye söylenemez. Tam tersine insanın kendine eziyet etmesi doğru bir şey değildir. Sıcak su varken insan gidip soğuk suyla abdest alırsa kendisine eziyet etmiş olur. Esas o zaman doğru bir şey yapmamış olur. Yani halk arasında efendim ne kadar meşakkat olursa o kadar daha sevap var gibi soğuk suyla abdest almak daha sevaptır diye bir anlayış kesinlikle doğru bir anlayış değildir. İnsan evet. Sağlığını da düşünmeli. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden istifade etmelidir. Peki efendim. Nur Hanım, tırnaklarını yeme problemi varmış efendim ve artık yaralar oluştu. Tedavi maksatlı protez bir tırnak taktıracağım diyor. Ve bu 3-4 haftalığında duracak. Tedavi maksatlı olduğunu da özellikle belirtmiş. Acaba bu durum gusle engel olur mu diyor. Tedavi süresince bu protez tırnağı takabilir. Tedavisi sona erdiği zaman bunu kesinlikle çıkarmalıdır. Peki efendim. Ankara'dan Salih Bey telefon attığımızda. Salih Bey hoş geldiniz. Ankara'dan Salih Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Salih Beyciğim. Hoş buldum.
Alo. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Alo. Ben sizi duyabiliyorum Salih Bey. Evet, Salih Bey kapattı efendim. Tekrar denesin, inşallah erişir. Ercan Bey'in selamları var. Peygamber Efendimiz zamanında müezzin tarafından topluca bir komut eşliğinde tesbihat yapılmış mıdır? Veya bugün camilerimizde uygulanan ve müezzin efendinin tabiri caizse komutanlığında, liderliğinde yapılan tesbihat uygun mudur diyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında toplu bir şekilde tesbihat yapıldığına dair bir bilgimiz yoktur. Dolayısıyla burada münferiden herkes tesbihini yapmaktadır. Gerek Peygamber Efendimiz gerek sahabe-i kiram tek başına bu tesbihatı yapmaktadır. Esasen Peygamber Efendimiz'in burada tavsiye ettiği şey herkesin kendi başına bu tesbihi yapmasıdır. Ama özellikle Osmanlılar döneminde insanlar bu tesbihatı belki yapmakta gevşeklik gösterirler, tembellik yaparlar diye. Bazen de bu tesbihatı belki iyi telaffuz edemezler, yapamazlar diye müezzinler tarafından bu yapılmaya başlanmıştır. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus nedir? Dikkat edeceğimiz en önemli husus müezzinin Sübhanallah ve Elhamdülillah sözünü söylediği zaman bu müezzin kendi adına bunu söylemiş olur. Burada cemaat adına bunu söylemiş olmaz. Yani cemaatin eşlik mi etmesi? Cemaatin de buna eşlik etmesi gerekir. Yani ben bu tesbihatı yaptım, bunun sevabından sevabını elde edeceğim diyorlarsa müezzine eşlik etmeleri gerekir. Aynı zamanda en sonunda Allahu Ekber 33 defa dedikten sonra müezzin yine ne yapıyor? La ilahe illallah vahdehu la şerike le okuyor ya müezzin. Bunu da her cemaatin yani herkesin bunu da söylemesi gerekir. Eğer bunu söylemezlerse doğru bir şey yapmamış olur. Ha, bunu söylemezlerse namazları geçerlidir. Okudukları Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber bunun sevabını elde ederler. Ama yani hiçbir sevap olmaz. Elde etmemiş diyemeyiz kesinlikle. Namazları geçerli olmamıştır diyemeyiz. Eksik yapmıştırlar. Bunu da söyleyemeyiz. Ama bizim halkımızın tekrar aynı noktaya bir kere daha ısrarla gelmek istiyorum. Bizim halkımız müezzini kendi yerine de bunu söylemiş gibi kabul ediyor. Bu kesinlikle doğru bir davranış değildir. Dolayısıyla Subhanallah ve Elhamdülillah her cemaat kendisi tekrar etmeli ve aynı zamanda Allahu Ekber 33 defa dedikten sonra müezzinin okuduğu La ilahe illallah vahdehu la şerike le bunu da cemaat, her cemaat kendisi okumalıdır. Okumadığı zaman bunların sevabını asla elde etmiş olamaz. Eyvallah hocam. Peki. İnşallah anlaşılmıştır. Kocaeli'den bir telefonumuz var. Nurselen Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. Alo. İyi akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim bir sorum vardı. Buyurun. Ölen kişinin ruhuna iki rekat namaz kılıp da sevabını bağışlamak mı, yoksa dört rekat namaz kılıp da sevabını bağışlamak mı iyi? Hangisi daha sevaptır? Soralım bakalım hocam ne diyecek. Rabbim kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Ölen kişi adına onun ruhuna bağışlanmak maksatlı namaz kılınır mı diye sorayım. Sonra herhalde bu cevap evetse dört rekat daha fazla sevap getirir. Bir defa ölen kişi adına namaza niyet edilerek kılınmaz. Onu söyleyelim. Kişi kendi namazını kılar ve bunun sevabını bağışlayabilir. Kılıp iki rekat namaz kılıp bunun sevabını da bağışlayabilir. Dört rekat kılıp sevabını da bağışlayabilir. Tabii ne kadar fazla kılarsa o kadar daha sevabını bağışlayabilir. Ama ölen kişi adına namaza niyet edemez. Yani diyelim ki A şahsının vefatı sonrası namaz borçları olduğunu öğrendik. Evladı olarak, eşi olarak dedik ki ben kılayım, borçlar ödensin. Böyle bir şey mümkün değil. Hayır, bu borçların ödenmesi mümkün değil. Aynı zamanda onun ruhuna bağışlanmak üzere niyet ettim falan kişi adına nafile namaz kılmaya veya iki rekat nafile namaz kılmaya şeklinde bir namazda olmaz. Peki efendim, teşekkür ederiz. Konya'ya gidiyoruz.
İbrahim Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Ve aleyküm selam. İyi akşamlar. Hocam, size iki tane sorum var. Buyurun. Birinci sorum, yeni evlendikten sonra ilk senelerde çocuğumuz oldu. 20-25 günlük çocuğumuz yanımızda, karılarımızın yanında uyuduktan sonra biz de uyuduk. Evet. Sabahleyin uyandığımızda çocuk ruhunu teslim ettiğini gördük. Öylece defnettik. Bunun bir vebali kefareti var mı? Bunu soracağım. Yani öylece defnettik derken tabii teçhiz, tekfin, defin tabii, bunlar yapıldı. Tabii dini vecibeler yerine tamam. getirildi. Tamam. İkinci sorum da buyurun. Bir annenin iki çocuğu oldu. İki çocuk da olduktan sonra anne sütü olduğu halde çocuklarına emzirmedi. Bunun vebali var mıdır? Peki efendim, soralım. Ümit ederim kaybettiğiniz yavrunuzla cennette karşılaşırsınız. Konya'ya selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Eskiden daha çok bu tarz hatalar yapılırdı. Anne göğsünün üzerinde uyudu yakalırdı falan çocuk. Bu haberleri daha fazla duyuyorduk ama şimdilerde hamdolsun azaldı. Hataen bir belki vefat durumu söz konusu anladığım kadarıyla. Yapılması gereken bir şey var mı? Evet, burada annenin babanın herhangi bir hatası söz konusu değil. Yani bütün tedbirlerini almışlar. Hı-hı. Ama buna rağmen bebek kendi kendine nefes alamayacak bir duruma gelmişse ya battaniyesidir veya şeydir. Yani İstifra bebek, eder mesela. Evet. Bebek mesela kendi solunumunu, nefesini alamaz hale, kendi hareketleri sonucu böyle bir vefat gerçekleşmişse bundan dolayı herhangi bir kefaret ödemeleri gerekmez. Peki efendim. Anneler sütleri olduğu halde bebeklerine süt vermeseler, emzirmeseler bunun dinen bir sorumluluğu var mı? İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre anneler çocuklarını emzirmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla emzirmedikleri zaman dinen tabii ki sorumlu olurlar. Çünkü bu bebeklerin büyümeye ihtiyaçları vardır. Ve bunu da en iyi şekilde anne sütüyle alabilirler bu gıdayı. Bugün hemen hemen bütün doktorlar bu konuda aynı şeyi söylemektedirler, müttefiktirler. İslam alimlerinin hemen hemen diyorum yani hepsi burada annenin bebeğini emzirmediği zaman dinen sorumlu olacağını ifade ediyorlar. Peki efendim. Nide'den bir telefonumuz var. Abdullah Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Benim sualim şudur. Benim mahsulüm vardı. Hı hı. Sattım ben bunu. Yani götürü hesabı verdim. Evet. Vatandaş bana sattığım taraf 10 milyara yakın bir kapora verdi. Hı hı. Fakat bu çok cüz'i bir kaporaydı. Hı hı. Fakat bugün geleceğim, yarın geleceğim, öbür gün geleceğim derken benim mahsulüm bayağı zayiat verdi yani. Evet. En son ben arkadaşa dedim, vatandaşa, kardeşim filan güne kadar gelmezseniz ben mahsulümü kendim şey yapacağım, devşireceğim. Hı hı. Ve eğer bir de şunu şart koştum. Madem almışsanız bana biraz kapurayı yükseltin, fazlalaştırın. Ben 160 milyara vermiştim. Hı hı. Tabii en az yarısını verin dedim. Biz dediler gelip şey yapacağız, sıra yükleyeceğiz. Ancak o zaman vereceğiz. Tabii birkaç defa filan gün geliyorum, filan gün. Ben iki gün akşama kadar bekledim, gelmediler. En son 7 defa telefon açtım ben vatandaşa. Cevap vermedi. En son ben şöyle bir ifade de kullandım. Dedim ki mesaj gönderdim. Bana dedim eğer kapuramı yükseltmeyecekseniz iki güne kadar da getirip mahsulümü almazsanız ben dedim sizin verdiğiniz kapurayı vermeyeceğim ve kendim dedim mahsulümü şey yapacağım dedim. Devşireceğim dedim. Bu konuda benim biraz tereddütüm var. Yani kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Yani bir zarar ettiniz mi peki Abdullah Bey? Hani mahsulde çürüme olur, başka şeyler olur. Çok zararım var. Benim en az 150 milyar zararım var. Anladım. Nide'ye selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Dua bekleriz. Kaporayı geri vermemiş. Vermek istemiyor. Beyefendinin zararı burada
kapora kadar ise veya ondan daha fazla ise bu kaporayı geri vermeyebilir. Bu onun hakkıdır. Eyvallah hocam. Peki. Esra Hanım, hayırlı yayınlar dileklerinde bulunmuş. Geçtiğimiz programlarda muhterem hocalarımız zekatın aşevine verilmeyeceğini söyledi. Acaba adak kurban aşevine verilir mi demiş. Burada aşevi fakirlere bunu ulaştırıyorsa, yani adak kurbanını bu yoksullara, fakirlere veriyorsa bu şekilde onu verebilir. Ama şayet bu fakir yoksul içerisinde, yani fakirdir, yoksuldur deniliyor. Buradan zenginler falan alıyorlarsa, yani aş evidir diye gelip alıyorlarsa, o takdirde burada bir problem söz konusudur. Yani eminse oradaki aş evine gelip bu yemeği alanların hepsinin fakir olduğundan eminse buraya verebilir. İhtimaldir. Başkaları da yiyebilir. O zaman riskli bir şey. Öyle bir ihtimal varsa o yüzden caiz değildir demişler. Eyvallah hocam. Peki. Bilal Bey, erkek kardeşin bir diğer erkek kardeşine veya kız kardeşine zekat verip veremeyeceğini soruyor. Burada temel ölçü erkek veya kız kardeşin nisap miktarı bir parası, malı var mı yok mu? Eğer nisap miktarı bir parası yoksa, yani 24 ayar üzerinden 80.18 değerinde bir parası ya da altını yoksa bunlar fakir kabul edilir. Ve fakir olan kardeşe ister erkek olsun ister kadın olsun zekat verilebilir. Eyvallah hocam. Enes Bey şöyle bir soru sormuş. Aynen okuyorum, hiç değiştirmeyeceğim. Dünyada elbette evliya bulunur. Din kitaplarında birler, üçler, yedirler, kırklar, beş yüzler gibi adlandırılan evliyalar vardır. Abdal denilen evliya her zaman bulunur. Üç hadisi şerif meali şöyledir demiş. 40 kişi olan abdalların bereketiyle düşmana galip gelir, beladan kurtulursunuz. Asakir parantez içinde. Her asırda salihler bulunur. Bunlar 500 kişi olup 40'ı abdaldır demiş. Ebu Nuaym yazmış. Her asırda, bunu okudum evet. Yeryüzünde her zaman abdallardan 40 kişi bulunur. Her biri İbrahim Aleyhisselam gibi bereketlidir. Bunların bereketiyle yağmur yağar. Teberani ifadesini kullanmış. Sayın Diyanet'e soralım. Bu söylenen sözler doğru mudur? Bu yazılanlar hakkında bilgi verir misiniz demiş. Dünyada üçler, yediler, kırklar ve beş yüzler var mıdır? Tabii ki bunların ilmi bir temeli yoktur. Her zaman için bu şekilde ifadeler vardır, rivayetler vardır, söylenir. Efendim bunların dünyayı idare ettikleri veya belli zamanlarda toplandıkları şeye müdahale ettikleri, tabiata işte müdahale ettikleri vesaire şeklinde bu anlayışlar vardır. Bunların ilmi bir temeli yoktur. Dolayısıyla bunları hep tereddütle karşılamak lazım. Daha doğrusu bu tür şeylere çok fazla değer vermemek lazım. Dünyayı idare eden Allah'tır. Dünyayı idare eden Allah'tır. Yudebbirul emra mines semai ilel ard. Allah yetkisini kime vermiştir? Bunlara mı vermiştir? Yani bu yedilere mi vermiş, kırklara mı vermiş, ellilere mi vermiş, seksenlere mi vermiş? Bunlar daha çok efendim bu şeylerle istismarlar vardır. Ve insanlara boş hayaller burada var. Bakın bugün dünyada gayrimüslim ülkelere baktığımız zaman bunlar çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Sanayi olsun, efendim ticaret olsun veya silah sanayi olsun. Müslümanlar da her zaman bu yedilerin, kırkların, işte abdalların vesairenin gelip kendilerini kurtaracağını beklerler. Bu kadar gaflete artık yeter dememiz lazım. Bu kadar istismara artık bizim yeter dememiz lazım. Bir Müslüman olarak çalışmak, gayret etmek, Müslüman kardeşimizin elinden tutmak lazım. Peki bunlar var da şu anda Gazze Savaşı'nda nerede bunlar? Yani. Bu abdallar, bu kırklar, yediler neredeler? Bu kadar masum insanlar ölüyor. Madem bunlar yeryüzünde Allah adına işleri idare ediyorlar da neredeler bunlar? İnsanların bunun cevabını vermesi lazım. Bunları söyleyenlerin bunun cevabını vermeleri lazım. Eyvallah hocam. Avusturya'dan bir telefonumuz var. Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Sağ olun Serdar Bey. Buyurun. Benim şöyle bir sorum olacaktı da burada yılbaşı döneminde uzun süreli tatiller var.
Bu tatillerde de spor salonları kiralanıp futbol turnuvaları yapılıyor. Bu turnuvalara hem katılım ücreti alınıyor hem de birinci, ikinci, üçüncü sıraya alanlara da para ödülü veriliyor. Ve bu işi camiler de yapıyor da bu dinimize uygun mu onu soracaktım. Eyvallah, soralım. Serdar Bey teşekkür ederiz. Avusturya'daki dostlara selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Turnuvaya katılım ücreti var, sonunda da ödül var. Bu kumardır. Yani eğer bir turnuvaya katılım ücreti alınıp sonunda da birinci, ikinci, üçüncü dereceye girenlere ödül veriliyorsa bu çok açık bir kumardır. Camilerin kesinlikle böyle işler yapıyorlarsa bunlardan uzak durmaları gerekir. Eyvallah hocam, teşekkürler. Vaktimiz azaldı. Soru cevap formunda gidebileceğimizi düşünüyorum. Dilek Hanım, bir gayrimüslimin arabasını bilmeden çizdim diyor. Nasıl helalleşeceğim? Yani Müslüm, gayrimüslim fark etmez. Eğer bu kişi bulabiliyorsa söylemeli. Yani ben senin arabanı bilmeden çizdim diye ona söylemeli ve o kişiyle helalleşmeli. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sosyal medyada gördüklerimize bazen kızıyoruz diyor. Bunlar Müslüm veya gayrimüslim olabilir. Kızdığımız için acaba haklarına girer miyiz demiş Ömer Bey. Burada gayrimüslimlere niçin kızdığı önemli. Yani dini saiklerle vesaire değil de yani bir lüzumsuz şeylerden dolayı mala yani kendisini ilgilendirmeyen hususlarda kızıyorsa tabii ki bunlarda bir vebal vardır gayrimüslim de olsa. Ama dini saiklerle bunlara kızıyorsa mesela onlar haksızlığı destekliyorlarsa, zulmü destekliyorsa, zalimlerin yanında yer alıyorlarsa, adaletsizlik yanında ya da İslamofobi gibi bir takım hareketlerde, faaliyetlerde bulunuyorsa doğal olarak insanlar bunlara kızabilir. Ona hepimiz kızıyoruz zaten. Peki efendim, teşekkürler. Seher Hanım diyor ki Diyanet'in zekat hesaplama modülünden 14 ayar cinsinden 102 gram hesaplama yapıyorum. Zekat nisap miktarına ulaşamadı uyarısı veriyor. Çok kısa istirham edeceğim. 10 saniye. Evet, çünkü buradaki ölçü 24 ayar üzerinden 80.18 gram altın değeridir. Buraya ulaşmadığı için zekat tahakkuk etmemiştir diye cevap veriliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. Ederim. İyi ki varsınız. İnşallah tekrar beraber olma fırsatına erişirim. Kıymetli dostlarımız, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize imdad eylemesini niyaz ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde dönünceye kadar cennet yemişleri arasındadır. Rabbim cennetiyle, cemaliyle şereflendirdiği kullardan olmayı cümlemize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hangi kişiler kullanmışlar? Cami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, öğrenmek herkese farzdır.